Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için Türk Dili ve Edebiyatı dersi 11. sınıflar 2. dönem 2. yazılısını birlikte çözeceğiz. Yazılının cevap anahtarı açıklama kısmındaki pdf'de mevcut. Önce kendiniz çözüp daha sonra benimle birlikte kontrol ederseniz sizler için çok daha faydalı olacaktır. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. E Şevket Rado'nun Eşref Saati adlı ünlü sohbetlerin topladığı eserden alınmış bir parça var elimizde ve bizden bu parçanın ana düşüncesini ve ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşüncelerden birini istiyor. okuyorum parçayı ama parçayı okumadan önce bazı yabancı kelimeler var e belki biliyorsunuz bilmeyenler olabilir kudret kelimesi geçiyor güç anlamında mesut mutlu demek bedbaht mutsuz e, mevzu konu Aklı selim geçiyor arkadaşlar. Aklı selim sağduyulu olmak, sağduyu sahibi olmak. Bunun dışında şey var, e, zapt etmek, e, iradeyi zapt etmek, dizginlemek, e, kontrol altında tutmak anlamında kullanılmış. Evet, metni okuyorum. Elde edemeyeceği kudretlere sahip olmak isteyen adam bedbaht olurken bir başkası sahip olduğu kudreti yavaş yavaş artırarak mesut olabilir. Ama bu mevzuda bütün mesele pek tabidir ki insanın ancak yapabileceğini isteyecek bir aklı selime sahip olması ve iradesini zapt etmeyi bilmesi etrafında toplanır. Bu da kolay işlerden değildir. Bilirsiniz insanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren daha çelimsiz bir yavru iken nefes almaya başlar başlamaz istemeye de başlar yemek ister, içmek ister. Biraz daha büyüyünce etrafında neyi görürse ister. Verilmezse yaygarayı koparır. Evet ana fikir olarak baktığımızda arkadaşlar insanoğlu sadece yapabileceğini isteyecek bir sağduyuya sahip olmalı ve kontrol etmeyi bilmelidir. Yani yapabileceğimiz imkanı olabilecek şeyler istememiz gerekiyor ve daha fazlasını istemememiz yani istersek başarısız olma ihtimalimizin olacağını da bilmemiz gerekiyor. E, i̇kinci olarak yardımcı düşünceler birkaç tane çıkacak. E, mesela ulaşılmayacak hedefler, mutsuzluğa yol açabilir. E, sahip olunan kudreti yavaş yavaş artırmak da mutluluğu getirir. Bunları da yardımcı düşüncelerden birini seçip yazabilirsiniz. İkinci soru Cevat Pehmi Başkut'un Buzlar Çözülmedi adlı tiyatrosundan alınan parçadaki milli ve man milli manevi ve evrensel değerlerden birine kısaca açıklamamızı istiyor. Metni okuyorum arkadaşlar. Sen kaymakam değil paşasın bre kardeş. Sana paşam diyeceğim bundan sonra. Daha aşağısını söyleyemem. Bana bak bunları isteğini yapayım diye mi söylüyorsun? Eğer böyle söylüyorsan hiç ümitlenme. Benim kitabımda verdiğim emri geri almak yoktur. Böyle değil de yürekten söylüyorsan yine vazgeç. İnsan denen yaratık böyle böyle şımarır. Gün gelir ki paşalığı az görür. O zaman ne yaparsın? E, maraşar yaparım. Peki ya sonra bana mutlaka bir askeri rütbe vermek istiyorsan. Yüzbaşı de ki, eğer şımarırsam elinde bir müddet idare edecek rütbe bulunsun. en böyle hem böyle hitaba kulağım alışık olduğundan yadırgama. Evet arkadaşlar e, manevi ve evrensel değerlerden burada bakıyoruz. Dürüstlük, mesela dürüst kaymakamın dürüst olması, e, deli çavuşun saygılı davranmasını görüyoruz. Yine kaymakamın oldukça al, al, alçak gönüllü olduğunu görüyoruz ve sorumluluk sahibi olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisini açıklayabilirsiniz. E, dürüstlük örneğin e, kişinin davranışlarında ve söylediklerinde aynı olması, yani özünün, sözünün bir olması olabilir ya da oldu olanı olduğu gibi yansımasını söyleyebiliriz. Ya da kendini olduğundan başka türlü göstermeye çalışmamasını dürüstlük olarak adlandırabiliriz. Bunun dışında e, alçakgönüllük, sorumluluk kavramlarında, Açıklayabilirsiniz. Alçak gönüllülük yani bir kaymakamın e, sıradan bir vatandaşla ne yapması? Sohbet etmesi, e, tevazu göstermesi, büyüklenmemesi, onu ona insan olduğu için değer vermesi de alçak gönüllülük özelliğine girmekte. Üçüncü soru bizden. Tiyatro salonunda veya medya ortamında seyrettiğimiz bir tiyatro ile ilgili en az beş cümleden oluşan bir değerlendirme yazısı yazmamızı istiyor. Arkadaşlar e, yazarken cümle sayısına imla ve noktalama kurallarıyla değerlendirme yazısı özelliklerine uygunluk ve seyrettiğimiz tiyatro ile ilgisi bakımından değerlendirilecek. E, öncelikle tiyatronun adını, yazarını nerede seyrettiğinizi mutlaka yazın arkadaşlar cümleleriniz düzgün cümleler olsun Filmlerle birbirine bağlayabilirsiniz Ayrıca e, eserin e, olumlu ve olumsuz yönlerini sizin için ama sizin adınıza e, yine e, cümleleriniz arasına yerleştirirseniz e, tam puanı alırsınız sevgili arkadaşlar Evet dördüncü soruda arkadaşlar Fethi Naci'nin Bilincin Payı adlı yazısından bir parça verilmiş ve bu parçaya göre Turgut Uyar'ın gerçeklere yaklaşımı konusundaki tavrını, tavrı şiirini nasıl etkilemiştir diye soruyor. Okuyorum metni. Turgut Uyar hiçbir zaman önceden edinilmiş bilgilerin aracılığıyla yaklaşmıyor gerçeklere. Kendi yaşantısından hareket ediyor. Bu yaşantı üzerindeki, çevre üzerindeki kişisel düşüncelerinden hareket ediyor. Bunun için okur-yazarlarca çoktan bilinen bir takım toplumsal bilgileri şiirlerinde yeniden söylemek, bu bilgileri kişisel deneyleriyle somutlaştırmadan olduğu gibi tekrarlamak durumuna düşmüyor. Bu bilgileri unutur görünüp hazır bilgilere kendinden yeni bir şeyler katıyor, kendi bireysel görmüş geçiş, geçirmişliğinden gelen bir takım doğrularla zenginleştiriyor. Böylece Turgut Uyar şiirleriyle hepimize bir şeyler ekliyor. Metni incelediğimizde Turgut Uyar'ın hayatımızdaki gerçekleri kendi yaşanmışlığıyla anlattığı görülmekte. Dış dünyayı toplumsal bilgileri kendi yaşanmışlıklarıyla armanlayıp bize farklı bir şekilde sunmakta. Bu da şiirlerinin farklı ve özgün olmasını yani diğer şairlere benzememesini sağlamıştır. Beşinci soru bir anlatım bozukluğu. Bizden verilen cümlenin anlatım bozukluğunu ve bozukluğun nedenini ve düzeltmemizi istiyor arkadaşlar. Okuyorum cümleyi. Peyami Safa yalnızda çok yönlü anlatma tekniği dediğimiz yöntemle romanının anlatıcılarını sık sık değiştirip kah birinci, kah üçüncü kişi ağzından yazmıştır. Arkadaşlar şimdi şöyle bakıyorum. Değiştirmek fiili Fiilimsisi neyi değiştirmek anlatıcılarına nesne almış. Ama biz bu nesneyi yazmak fiili için kullanamıyoruz. Yazmıştır. Neyi yazmıştır? Anlatıcılarını mı yazmıştır? Hayır. Romanını yazmıştır. Yani yazmak fiili için bizim bir nesneye ihtiyacımız var ve bu yüzden bu cümlede belirtili nesne eksikliği var. Nasıl düzeltiyoruz? Eee, sık sık anlatıcılarını sık sık değiştirip Kah birinci, kah üçüncü kişi ağzından romanını yazmıştır. Bir nesne ek ekliyoruz. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.